baharın, yazın gelmesinin en büyük müjdelerinden biri leyleklerin gelmesidir. Şimdi Kaş Kalkan yolunda, Patara yolunda güzel bir camimizin üstünde leyleklerimiz gelmiş. Biz leyleği havada mı gördük, yuvasında mı gördük orasını bilmiyoruz ama Doktor Feridun Kurak evlerinize sağlık programı için devamlı geziyoruz. Size de güzel leyleğimizi gösterelim istedik. Yuvası yaz kış duruyormuş buradaki cemaatle sorduk onların anlattığı kadarıyla. Ve o mevsim gelince gelip yuvasına her sene aynı leylekler geliyormuş. Burada yumurtlayıp yavrulayıp ailecek tekrar göçüyorlarmış. İşte güzel leyleğimiz. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Canan kardeşim ayağından sıkıntısını bahsetti. Bakalım ne varmış? Canan'ım ne oluyor ayağınızda, neresinde sıkıntı var? Ben ayağımın altında basarken böyle bir sancı, ağrı hissediyorum. Evet. Öbürünü de bir uzatır mısınız? Bizim şu mavi örtülerden gitsin ne yapsam bana bir tane. Şurada mavi örtüler var. Şu da mı ağrınız? Evet, tam olarak orası hocam. Tam olarak orası, aynen öyle. Sevgili seyircilerim, şöyle iki ayağını böyle mukayese yaparsak, bakın şurası gayet düzgün görünüyor, şu görünüyor, şurası görünüyor ama burada şöyle bir değişiklik var. Fark ediliyor mu bilmiyorum ekranda. Tam da ağrı yeri burası. Evet hocam. Şimdi biz buraya güzel bir tedavi uygulayacağız. Bir de kardeşimize ayak egzersizleri öğreteceğiz. Çok güzel olacak inşallah. Şimdi şöyle bir uygulamamız var. Dayanabildiğimiz kadar sıcak su bulacağız. Leğenin içine koyacağız. Ondan sonra bunun içine nane olursa nane ya da kekik, hangisi varsa yaklaşık bir çorba kaşığı kadar atacağız. Nane ya da kekik. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar attık. Bunun içine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar da kaya tuzu atacağız. Bir daha söylüyorum. Nane ve kekik. Şimdi bunu birazcık bekleyeceğiz. Hafif ılınsın, ılınmaz ayaklarını sokacaksınız. Sevgili seyircilerim, her türlü ayak ağrısında, her türlü ayak şişmesinde nane ya da kekik, tuz dayanabildiğin kadar sıcak suyun içine sokacaksınız. O biraz demlenecek, demlendikten sonra ılındığı zaman ayaklarını sokup onun için ayaklarınızı hareket ettireceksiniz. Mükemmel bir şekilde rahatladığınızı göreceksiniz. Girebileceği kadar bekledik, demlendi. Canan'ın bir bakın bakalım, elleyip bakın dur. İyi mi? İyi, gayet iyi. O zaman sokun ayağınızı. Bakın tam Can Hanım'ın ayağına göreymiş leğenimizde. Şimdi bunun için ayaklarınızı hafif hafif hareket ettireceksiniz böyle. Evet, bakın çok güzel yapıyor. Her türlü ayak ağrısında, her türlü ayak kokusunda, her türlü ayaklarınızda kaşınmada bu banyo mükemmeldir sevgili seyircilerim. Ne koyduk içine? Tuz ve nane ya da kekik de olabilir. Ada çayı da olabilir. Bunların özelliği ayakta oluşan mantarlara, ayakta oluşan mikroplara mükemmel iyi gelir. Ayakta kokuyu yapan zaten mantarlardır. Bu mantarları direkt öldürücü etkisi vardır. Bir de kına çok iyi gelir sevgili seyircilerim. Kınayı da sirkeyle karıştırıp yaptığınız zaman çok iyi gelir. Mesela bu suyun içine biraz sirke de koysanız çok iyi gelir. Yaklaşık 10-15 dakika kalacak. 10-15 dakika her gün akşam yapabilirsiniz. Yorgunluğu hissediyorsunuz. Günde iki sefer de yapabilirsiniz. Ama mükemmel bir şekilde rahatladığınızı göreceksiniz. Canan Hanım'a bir de özel bir kremimiz var. Bu kremle de ayak tabanlarını her gün akşam bu dayanabildiği kadar sıcak suya sokacaksın. Tamam. Gündeki sefer. Ondan sonra bu kremle masaj yapacaksın ayak tabanına. Gösterelim şimdi. Kaldıralım. Böyle. Birazcık şöyle. Evet can kardeşlerim, canım kardeşlerim.
Güzelce kremimize verdik. Atkestal kremi. Bu hareket çok önemli. Her türlü ayak ağrısında, ayak şişmelerinde. Can Hanım, bir de böyle yapacaksınız. Bir dakika müsaade edin. Çek bırak. Heh. Bu hareket çok önemli. Her türlü ayak ağrısında çok güzel yapıyor. Bir de böyle böyle de yapalım. Ha. İndir kaldır. Heh. Evet. Şimdi Can Hanım. Buyurun hocam. Ayaklarını bir daha hareket ettir. Ondan sonra çorap yoktu zaten ayağında değil mi? Evet yoktu. Bir kalk yürü bakalım şimdi. Şimdi yürü. Geçti mi? Yoksa? İnanılmaz. Yeni geçtim. Gerçekten hocam inanılmaz. Doğru söyle. Yemin ediyorum. Tut mikrofonu. Yemin ediyorum gerçekten inanılmaz. Hiçbir şey yok. Gerçekten. Gerçekten hiçbir şey yok. Gerçekten. Yemin et şunlara inansın. Yemin ederim her şey üzerine. Herkes her dalga şey. Geçti. Yok masaj bak mısaj. Şu an... Orada çok özel akupunktur noktasına bak. Çok özel akupunktur noktasına bir şey yaptık. Bak biraz önce şöyle yapamıyordum bak. Parmak ucundayım neredeyse. Şimdi bunu gösterin. Gösteriyor musunuz? Evet can kardeşler, canım kardeşler. Tam o noktasını bulup oraya ozonu yaptınız yani oksijeni yaptığınız zaman mükemmel rahatlama olur. Kardeşimizde de oldu. Ben spor hekimi olduğum için kendimi övmek için söylemiyorum. 27 sene genç milli takım doktorluğu yaptım. Bizim futbolcularımızda çok olur ve maça çıkması lazımdır. Onu maça yetiştirmem lazımdır. İşte böyle o işlemi yaparız. Şimdi kardeşimize de o işlemi yaptık. Şimdi maça çıkıyoruz beraberce. Haydi gidelim. Ülkemizin güzel köşelerinden bir yerde, nerede? İzmir'de Urla'dayız. Burası neresi? Urla Kadın Kooperatifindesiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Urla Kadın Kooperatifini biz ne zaman tanıdık daha çok sevgili seyircilerim? Bu koronalı günlerde buradaki enginarlarda bozulmalar oluyordu, satılmıyordu, edemiyordu. Bunlar bir başa geçti. Zaten bir işe kadın eli değdi mi o işi hallediyorlar. Hemen bu enginarları çok güzel bir şekilde sosyal medyadan sattılar ve şimdi halen de çok devam yoğun bir şekilde ediyoruz, satıyorsunuz evet. Değil mi? 8 yıllık bir kooperatifiz. Enginar üreticisiyiz. Urla Sakız Enginarı coğrafi işaretli enginar üretiyoruz. Ve konservelerini yapıp tüm yıl boyunca bunları satıyoruz. Dediğiniz gibi sosyal medyadan ve web sayfamızdan. Ve hepsini kadınlar, kadın eli değiyor hepsini. Hepsi kadın eliyor. 169 kadın ortağımız var. Hep birlikte hem üretiyoruz hem satıyoruz. Üretim yerleri var yukarıda. Her türlü enginarla ilgili. Enginar dediğiniz zaten eşittir. Urla akılla geliyor. Coğrafi işaretini de almışlar. Ama enginarın neye faydalı olduğunu söyleyelim bize. Bir, kesinlikle ve kesinlikle karaciğer temizleyicisi kardeşlerimiz. Bu bütün dünyanın kabul ettiği bir şey. Enginarın kendisi de öyle, esas yaprakları. Yaprakları. Evet, yaprak kurusu olarak da satıyoruz. Çok enginar önemli. Sirkesi olarak da satıyoruz. Enginar nasıl sirkesi enginar Allah'ın suyu. Bir mucizesi. Bana göre bu enginarın bu yemek olarak çok güzel. Ama evet. Sağlık açısından enginar sirkesi Allah'ın bir mucizesidir. Hem bağırsakları çalıştırıyor probiyotik açısından. Hem karaciğeri temizliyor. Hem kolesterolü düşürüyor hem şekeri düşürüyor. Var mı dünyada böyle bir şey? Yok. Enginar sirkesini kadın kooperatifine temin edin. Keyfini sürün diyoruz. Şimdi burada çok güzel gözlemeler yapıyorlarmış. Bir gözlemede eksikler ama ne? Hangi gözleme eksik sizce? Hangi gözlemi? Tüm ürünlerimiz var, ıspanaklı bütün, var. Bütün yapıyorlar. Ama enginarlı bu kadar mı? Olup da niye enginarlı yapmıyorsunuz? Enginarlı gözlememiz de var aslında. Ama yok, evet. Hani yok şimdi. Evet, enginarlı gözlemimiz yok. Her gün. Hocam, ben o zaman Feridun Kunak, Feridun Kunak'ta enginar diye ismimi gözlemi. Vererek gözlemi tamam. Yapıyorsunuz. Feridun Kunak hocanın tavsiye etti desinler. Tamam hocam, tamam. Ellerine sağ. Ama hakikaten yapın. Evet yapalım. Çünkü var dünyada malzemelerimiz yani başka yok, Çin'in sizde harcı. Var. Evet Efendim? Hepsini yapıyoruz aslında. Enginar festivalinde de yapmıştık ve çok güzel. Beğenilmişti, sevilmişti, onu, evet. Sağlıklı. Onu tekrar devam edelim. Kesinlikle devam edin evet. Ve burada deyin ki en çok tavsiye ettiğimiz bu diye o söyleyin.
Tabii bu arada olmazsa olmazımız ne? Zeytinyağı. Buranın zeytinyağı çok çok kıymetli. 0.5 asitten düşük. Evet. Allah'ın bir mucizesi. Her gün sabah şöyle bir fincan için ya da bir çorba kaşığı için hayat bulun kardeşlerim. O kadar güzel bir nimet. Hele bu yörenin zeytinyağı da evet, çok farklıdır. Aklınız olsun. Bir de kardeşlerim çok güzel bir tane daha yapıyorlar. Neyle bu? Salata sosu olarak. Salata sosu olarak. Enginarlarınızın üzerine. Bakın kardeşlerim. Kekik, bu yörede yetişen kekik, fesleğen ve karabiber baharatlarıyla tatlandırılmış salata sosu yaptık. Zeytinyağlı enginarların üzerine rahatça dökebilmeniz için. Evet. Tabii bunun yanına hemen enginar sirkesini de alıyorsunuz. İkisini karıştırıp evet, döküyorsunuz. Evet, enginar sirkemiz, salatalarınıza. Enginar suyumuz. Evet. Olmazsa olmazımız elma kurularımız da var kurumuz, burada. Evet. Ama enginarla ilgili her şeyimiz var. Evet. Enginarın enginarın nesi var, nesi var, nesi var? Daha kolay yiyebilmesi, daha enginar fazla tüketmemiz için enginar meze yaptık. Enginarın nesi var? Reçeli. Reçeli var. Evet. Olmazsa olmazımız çok güzelliklerden. Enginar mezemiz, enginar marinemiz aç ye şeklinde tüketime hemen hazır. Hiç uğraştırmadan sağlıklı, zeytinyağında marine edilmiş şekliyle. Yapraklı, özellikle sağlıklı olduğu için yaprak bravo, kısımlarından aynen yaptığımız. Aynen katılıyorum. Çünkü enginarın en büyük güzelliği yapraklarında kardeşlerim. Tüketmesi. Sakın ihmal etmeyiniz. Kardeşimize bir çok teşekkür ederiz. Şimdi bakalım bize bir gözleme yapacaklar. Ne gözlemesi yapacaklar merak ediyoruz. Buyurun geçelim. Urla Kadın Kooperatifi'ne kardeşimiz şimdi bize ne yapıyorsun? Gözleme yapacağım. Gözleme yapacak. Neli istersiniz? Neli olursa razıyız. Sizin tabii favori olarak uygun gördüğünüz hepsine razıyız. Otlu var, kaşarlı var, kıymalı var, tamam, peynirli ot, var. Otlu kaşarlıdan isterim. Otların içinde ne var? Sadece ıspanak, yeşil soğan, kaşar ya da peynir. Tercih harikasınız. Evet. Bu yörede biliyorsunuz otlar da çok güzel, otlarımız var. Kesinlikle. Urla'da. Herkesi bekliyoruz Urla'ya. Kadın Kooperatifini kaçırmayın. Sahile geldiniz mi? Buyurup gelin. Tek yapan biziz gözlemeyi. Ha. Herkesi bekleriz. Herkesi bekleriz. Senin ismin neydi? Bilgen. Bilgen kardeşimizin gözlemesini buyurun afiyetle yiyin. Bakalım şimdi nasıl olacak? Biz de sizin yerinize tadına bakacağız. Tabii. Şimdi kardeşim içine otlarını ve taze soğanıyla beraber koyacak. Taze soğanımız, ıspanağımız ve kaşarımız. Bu yörenin güzel koyunlarının kaşarını da koyduk. İsteyenlere pul biber de koyuyoruz, karabiber de koyuyoruz. Çok hafif zeytinyağımızı da koyduk. Gözlememiz hazır. Haydi bakalım. Şimdi pişmeye. Evet, Kadın Kooperatifinde yine böyle gördüğünüz gibi bacılarımız, kardeşlerimiz çalışıyor. Sağ olsunlar, ellerine, kollarına sağlık. Kaç senedir yapıyorsunuz? 2 senedir. 2 senedir burada Kadın Kooperatifine katkıda bulunuyor kardeşimiz. Evet. Sacın üstüne güzel. 80 gönüllü çalışıyoruz 80 burada. Gönüllü. Evet. Oo, harikasınız. Teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kadın Kooperatifi. Kadınlar zaten bir işe el attılar mı sevgili seyircilerim? O işin olmaması mümkün değil. Rabbim onları öyle yaratmış. Teşekkür o güzellikleri, ederiz. O beceriyi onlara vermiş. Evde de yapıyor musun gözleme? Hayır. Hayır, hayır, ben de yapıyorum. Hayır, net bir cevap. Niye evdekilerine yazık değil mi abla ya? Bir lezzetli olmuyor evdeki. Onu söyleyelim. Sen burada gönülden yapıyorsun, orada evet, gönülden yapmıyorsun. İşin özeti o. Vallahi billahi ya. İyi yapmış ya, ne güzel bak. Evde kös kös oturacağına ne kadar güzel işler yapıyorlar. Harika. Evet, gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız gözlememiz hazır. Urla Kadın Kooperatifine buyurun gelin. Sahile geldiniz mi kim isterse gösterir. Bu güzellikten yararlanın can kardeşlerim, canım kardeşlerim.
Tamam. Ellerinize sağlık Nazmi Hanım. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Neredeyiz? Ankara'mızın Yakacık denilen semtindeyiz. Daha önce burada bir kızımız vardı. Kendisine gelmiştik. Yıllardır yatağın içinden hiç çıkmamıştı. Hiç yatağından çıkmıyordu. Tamamen yatağın içindeydi. Biz kendisine söz vermiştik. Demiştik ki eğer sen şu hareketleri yaparsan, şu güzellikleri yaparsan biz sana bir tane tekerlekli araba hediye edeceğiz demiştik. Bu arabayla buradan dolaşabilirsin, rahat edebilirsin demiştik. Söz vermişti. O da bize yapmıştı hareketlerini. Ve biz de kendisine tekerlekli arabamızı hediye etmiştik. Şimdi geldik kendisini kontrol edeceğiz bakalım. Hareketler ne kadar iyi yapmış, ne yapmış, ne yapmamış onları kontrol etmeye geldik. Hadi buyurun geçelim. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? İyisiniz. Nasıl gidiyor işler güçler? Ha? Ne yapıyorsun abi? Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Evet, can kardeşlerim, canım kardeşlerim, geldik bakalım kızımızı kontrol edeceğiz. Bizim hareketlerimiz güzel yapmış mı? Bizim dediklerimiz güzel yapmış mı? Arabasını güzel kullanabiliyor mu? Arabasıyla güzel gidebiliyor mu? Onları kontrole geldik. Evet sevgili seyircilerim, bu ailenin babası. Bu da ailenin direği anaları. Bu da kızımız. Bu da torun. Hadi bakalım şimdi kızımızın bir kontrolünü yapalım bakalım. Nasıl durumda, nasıl durumda değil. Evet sevgili seyircilerim, kızımız eskiden hiç kıpırdayamazdı. Sadece yatağın içinde otururdu. Maşallah şimdi hareketlenmiş. Ben yatağın içinde oturmasını da yasaklamıştım. Sağ olsun bize gösterdi. Gayet güzel yürümeye başladım. Peki bacakların hareketleri nasıl? Yapıyorum birazcık. Biraz öbürünü yap bakayım. Peki şöyle açmaya çalış bakayım. Evet. Çok kasılma var hocam ya. Evet. O yüzden fazla. Tamam. O kasılma için bir hap vermiştim. Sen o hapı yutmamıştın peki. Pasifilara diye bir şey verdiydim sana. Yok, onları kullandım, bitti haplar. Bitmeyecekti. Onları bir daha alacaktınız, gelecektiniz. Bir daha alacaktınız Allah onları. Allah. Bir şey söylüyor adam size. Onu da yapmıyorsunuz. Daha öyle şey mi olur? Evet can kardeşlerim, canım kardeşlerim, kızımız gördüğünüz gibi çok şükür artık dışarıya da çıkabiliyor. Hadi gel bakalım. Evet nasıl bakalım? Memnun musun? Çok iyiyim hocam. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Ama çok kaç sene çıkmadın? 17 senedir yatıyorum hocam. Sevgili seyircim 17 senedir yatıyordu. Çok şükür. Çok şükür çıktım hocam. Çıktım dışarıya sizin sayenizde. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. İyice usta olmuşsun maşallah. Çok güzel kullanıyorsun artık. Yazın çıktığım için hocam. Alıştın iyice. Evet. Çok iyi biliyorsun artık. Aferin. Biraz oluyor şuralarda biraz kayıyoruz ama. İyisin, iyisin İdare maşallah. İdare ediyorsun. Evet şimdi içeriye doğru geçiyoruz tekrar. Kızımıza, annesine, babasına da hareketler göstereceğiz. Bakalım neler yapacağız. Hadi buyurun gidiyoruz. Hadi geçelim bakalım. Evet, kızımızda maşallah eskiye göre farklar olmuş.
Mesela hiç hareket edemiyordu. Sadece şu yatağın içinde yatıyordu. Ama çok şükür şimdi hareketleri olmuş. Parmaklarında biraz daha kıpırdamalar olmuş. İnşallah bir daha sefere planımız kendisine aletlerle de olsa ayağa kaldırıp yürütmeye çabalayacağız. Onlar da olur mu? Olur. İnşallah hareketlerini göreceğiz. Ona göre daha iyi şeyler olacak. Biraz daha hareketlendiği zaman kendisine buralardan kök hücreler yapacağız. Kendi kanından hücre çıkarıp yapacağız. Onlarla daha güzel şeyler olacak diyoruz. Evet. Sen ne yapıyorsun bakalım? Sen gel şuraya otur. Sen şuraya otur. He? İyiyim. Yapıyor musun söylediğim hareketleri? Yapıyor. Hacı ile aran nasıl? Hacı ile aram bazı kavga ediyor. Bazı. Niye ediyorsun ya canım? Hacı'ya kıyma. Arada bağırışıyor. Geçen sefer geldiğinde diyordu ki bana diyordu kartını bıraksın gitsin diyordu. Lazım değil hacı diyordu. Geri de kıyamadım amcamın oğlu olduğu için. Amcanın oğlu için kıyamadın. Nasıl tanıştınız amcayla? El istemeye geldi biz oyun oynadık. 16 yaşındaydık evlendiğimizde. 16 yaşında? Evet. Vay be. Küçüydük. Peki hiç kavga ediyorsunuz mu? Kavga ediyoruz mu? Gençlikte. Gençlikte şimdi olmuyor değil mi? Yok canım, olmaz. Olmaz. Gençlikte niye? Kimdeydi kabahat gençlikken? Gençlikte anası bunu öğretiyordu, biz de kavga ediyorduk. Eyvah! Kaynana demek o zaman da kaynanaymış yani. Kaynana o zaman da şey yapıyordu. Nereye gidersen git kaynana. Her yerde kaynana. Kaynanasız bu iş olmuyor. Evet. Peki sonra kaynananla sen iyi geçinmiyor muydun? Valla 11 sene oturdum, 11 sene sonra ayrıldık, işte buraya geldik. İyi yapmışsınız, hadi bakalım. Şimdi şöyle vücudumuzu canlandıralım diye kızım da dahil, oğlum da dahil sen de yapacaksın tamam mı? Oturduğumuz yerde hareketler yapıyorsun. Hadi başlıyorum. Hadi. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Hadi bakalım. Aferin be. Çok güzel. Önde ellerimizi çevirelim şöyle. Oh, tersine çevirelim. Sen de yap hadi. Aferin benim oğluma ya. Hadi sağa doğru dönün böyle sağa doğru. Sola doğru, sağa doğru, sola doğru. Hadi şimdi şöyle omuzları çevirelim şöyle şöyle. Oh, tersine çevir. Harikasın. Hacı emmiye bak, genç delikanlı gibi yapıyor ha. Yok, ben hareketimde sıkıntım yok. Maşallah var ya, vallahi. Ayaklarım hem çok şükür. Sen olsun. Daş gibisin maşallah. İyiyim. Ya bunu kocatmışsın ama. İşte, eskiden. Hocam bu böyle değildin de. Bundan 3-4 sene öncesi bunun kaburgaları, 8 tane kaburgası kırılmış. Düştü mü? Ne oldu da kırıldı? Kızlığında kırılmış, kızı kere. Onda gençlik şeyiyle dili tutmuş. Hmm. Şimdi yaşlanınca kemik erimesi çıktı, çıkmış. O kaburgalar geri sokmuş. Peki D vitamini kullanıyor mu D vitamini? D kullanıyor. İyi. Şimdi oturduğumuz yerde ayaklarımızı yapalım şöyle anne. Geçenki geldiğinde hiç yapamıyordum. Vallahi geçenkine göre çok iyisin maşallah. İyiyim. İyisin çok şükür, çok şükür. Evet şimdi ellerimizi ensemize koyalım şöyle. Öne doğru eğilelim, geriye gidelim. Vay maşallah bunlar çok iyileşmişler ya. Vallahi helal olsun. Maşallah. Maşallah. Harikasınız. Çok şükür. Hadi şimdi ayaklarımızı şöyle şöyle yapalım. Bütün vücudu canlandırıcı hareketler yapıyoruz sevgili seyircilerim. Çok güzel. Şöyle derin derin bir nefes alalım. Evet, rahatladım bakalım. Şimdi evimizin direği. Gel gitme de senin benimle ben geldim sen. Yanıma gel. Evimizin direği. Sınıfın birincisi bu sevgili seyircilerim. Çok güzel bir türkü okuyor. Bize bir türkü okuyacak şimdi. Ama az türkü. Az bilce, azıcık söyle. Şu, tut bunu böyle. Azıcık söyle. Hadi. Isabella, seninle mezirabel, gecene mi güneder. Isabella, seninle mezirabel, gecene mi güneder. Aferin. Aferin, ne güzel söylüyorsun işte bak. Bak nasıl tuttun ne aklında, Isabella'yı tutmuşsun aklında. Evet sevgili seyircilerim şimdi bu güzel evimizden ayrılıyoruz. Bakalım tekrar bir daha geldiğimizde Ankara'ya bir daha kontrolümüzü yapacağız. Kızımızda daha iyi şeyler olacak. O multivitaminden getir bir tane buna ver, bir tane de bunlara ver. Birer tane bir, bunu kızım bir tane bir de bunlara ver.
Bunlardan ha, buna da ver. Bundan her gün birer tane yutun. Başka var mı? Bir gelin de buna bazı vitaminler vereceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba. Geldiğinde şu Melisa Hanım'ı görün. Telefon edin ona. Sivrisar'da çok güzel bir evin önüne geldik. Evin güzelliğine bakın kardeşlerim. Şimdi kardeşimiz burada bu bahçede bize güzel bir şey yapacak. Ne yapacaksın ablam? Höşmerim. Sivrisar'ın yöresel höşmerimi. Yöresel coğrafi işaretinde almış. Patenti höşmerimi. Almış. Biz dedik ya höşmerimi çekmeyelim artık gece oluyor filan desek de dediler ki hocam bu öyle bildiğin höşmerimden değil. Lütfen dediler yapalım bir afiyetle yiyoruz seni göndermeyiz dediler. Hadi buyurun bakalım yapalım. Tabii ki. Şimdi bu ne? Bu kaymak. Yöresel Sivrisar'ın kaymağı. Özel kaymak. Özel kaymak. 4 su bardağı kaymak. 4 su bardağı. Sonra ne yapıyoruz? Kaymağı eritiyoruz. Kaymağı eritiyoruz. Evet. Kaymak eridikten sonra bir çay kaşığı tuzumuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Evet, tuzumuzu bir çay kaşığı tuzumuzu ekledik. Sütümüz var. Bir çay bardağı sütümüz var. 4 su bardağı kaymağı, bir çay kaşığı tuz, bir su bardağı çay bardağı süt. Sevgili seyircilerim, höşmerimde en önemli şey Doktor Feridun Kunağ'ın karıştırmasıdır. Eğer o karıştırmasa bu höşmerim güzel tabii olmaz. Ki, aynen doğru hocam, mu? Öyle. Hadi buyur sen buyur devam et. Sağ olun, can kardeşim. Evet, ocağın altını yaktık. Kaymağımız yani geliyor. Buranın yöresel güzel kaymağı. Hakiki kaymağı. Ne kaymağı bu? Buranın normal inek sütünden yapılan kaymak. Evet. Bazı kardeşlerimiz aman süt içmeyin işte faydalı faydası gibi laflar ediyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey yok. Lütfen sütü için sağlıklı kavuşun. Bunu sakın unutmayın. Yok bu yaşta süt içilir, bu yaşta içilmez böyle bir şey olmaz. Süt her yaşta içilir. Süt ve süt ürünleri her yaşta kullanılır. Sakın unutmayın. Kalsiyum almak zorundasınız. Kalsiyum da sütten, yoğurttan, yumurtadan bunlardan alabilirsiniz. Yeşil yaprak sebzelerden alabilirsiniz. Ama en önemlisi süt ve yoğurt ürünlerinden kesinlikle alabilirsiniz. Buyurun bakalım. Kaymağımız eridi hemen hemen evet, abla. Tamam. Un 4 su bardağı mı? Ne kadar su? Kaç su bardağı? 5 su bardağı da. Atsınlar. 5 su bardağı da unumuzu koyuyoruz. Evet. Ben tutayım şöyle. Yavaş yavaş. Sen onu yavaş yavaş dökeceksin. Karıştıracağız bir taraftan evet, da. Evet. Her farklı. Unun emişi aynı değildir ona göre. Her yönenin buğdayının unu farklıdır ona göre. Şimdi burada ustalık isteyen taraf bu. Peki buna şeker koyacağız mı koymayacağız mı? Buna sunumda şerbetimiz. Buranın yöresel pekmezi isteyenler buna yöresel pekmez koyabilirler. İsteyenler süt reçeli koyabilirler. İsteyenler bal koyabilirler. Tabii. Yani bu çok sağlıklı bir yiyecek. İçinde şeker olmayan hoşmerim. Bazı yörelerde de hoşmerim yapıyorlar. Onlar içine şeker, toz şeker koyuyorlar. Bunu tamamen kaymak, un, mükemmel bir hoşmu erim. Aynen. Evet. Şimdi kaynatıyorduk. Şimdi güzelce kavuruyor muyuz? Kavuruyoruz şu an. Hocam şimdi bu olmuş olmak üzere yani buraya alacağız. Olduğunu nasıl anlıyoruz? Ustalık helva, burada mı diyor? Helva kıvamında olacak. Helva kıvamında evet, oldu helva can kıvamında. Kardeşlerim. Yani şu an tam güzel. Hadi kıvamında. Bakalım gel. Hadi ben şöyle tutayım. Bakalım. Sen de güzelce kaydır abla tabii gel. Ki. Hemen. Bismillah dedik. Bismillah. Hoş mu elimi? Gördüğünüz gibi büyük bir ustalıkla tencereden tencereye aktaran Feridun Kunaş. Sunumları da alalım buraya. Bastırıyor bacım. Elin yanmıyor mu sultanım? Yanmıyor, alıştı elim. Artık alıştım, her gün yapıyorum. Maşallah. Ulu Cami'nin orada Sibel'in yeri dediniz mi herkes gösterecek. Markasını söylemiyoruz. Sibel Hanım o televizyonda yaptığını hoş mu elimden bize yap diyecekler. Hemen yapıp yedirecek. Evet. Bu fırına gidecek şu an hazır. Şimdi fırına gidecek. Kaç dakika pişecek fırında? 45 dakika. 45 dakika fırında pişecek. Bakalım karanlıkta yiyeceğiz artık o zaman. Evet.
Evet. Bekleyen derviş muradına ermiş. Evet, hoş benim de geldi. Sıcak sıcak, sıcak da yiyeceğiz. Evet. Yanar altı, yanar yanar. Altına şey koy. Hocam, buraya eliniz yanmasın. Aman Allah. Naylon ya bu, yanmasın. Evet sevgili kardeşlerim. Şimdi hoş mu erim geldi. Evet. Sıcak sıcak servis yapalım. Hadi yapalım. Sunumunu sıcak yapıyoruz. Tamam. Hanımlar evde dolapta bekletip tekrar ısıtıp sıcak servis yapabilir. Daima sıcak yenmesi lazım. Kesinlikle sıcak yenir tatlımız. Evet. Şimdi burada şeylerimiz var. Evet. Şöyle çatalımızı koyalım. Önce şerbetimizi döküyoruz. Şöyle. Evet, şerbetimizi istediğiniz kadar döküyorsunuz. Evet, az olabilir. Toka kendiniz karar vereceksiniz. Bizim buranın meşhur üzüm pekmezi. Özel üzüm pekmezimizi yaptık. Evet. Sivrisarımızın meşhurdur üzüm pekmezi. Sivrisarın bağları da meşhur zaten, bağları değil mi? Bağları da meşhur. Bu da süt. Bu da süt reçelimiz. Süt reçelimiz. Onu koyuyoruz şimdi. Bizim buradan keçilerin doğal sütü. Haa, keçi sütünden. Tabii keçi sütünden yapılır. Evet sevgili kardeşlerim. Vay 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 vay. Evet sevgili seyircilerim. Güzelce hoş mu elimden sunuyoruz. Hoş mu Nihat'ım? Hoş mu Nihat'ım? Aa, sıcakken daha hoş. Erim. Daha, erim. Evet. Şimdi geldi. Şimdi kameramanıma vereceğim. Elin de ver hocam. Bence de. İyi, elimi de yakmadı. Gel bakalım. Hoş mu Burak'ım? Burak'ım biraz bir şey oldu. Evet kardeşlerim. Bismillah dedim. Kardeşler, ben çok hoş benim yedim. Ama bu öyle bildiğim hoş benimden değilmiş. Yani ne aman hoş benim mi her yerde yedik demiştim demiyorum. Geri alıyorum sözümü. Kesinlikle ve kesinlikle çok farklı. O kaymağın güzel tadını alıyorsunuz. Sonra tadı çok az. Yani şekerli bir şey değil bu. Mükemmel. Ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Harika bir lezzet olmuş. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Buna hiç şerbet merbet dökmeden de yenir bu ya. Yenir. Çayla beraber kahvaltıda evet. Yiyorlar. Değişik çok değişik bir kurabiye gibi olmuş. Mükemmel olmuş. Afiyet ellerine olsun. Kollarına sağlık. Sağ olun. Afiyet çok teşekkür olsun. Ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayaklarınıza Bulu caminin sağlık. Arkasından hemen buyurun diyoruz. Tabii ki buyurun gelin. Evet. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Alaçatı pazarındayız. Alaçatı pazarı bir cennet. Daha doğrusu ülkemiz bir cennet. Alaçatı pazarına gelip de bu ablama uğramadığım hiç olmamıştır. Yine güzellikleri koymuşsun abla. Evet. Bize bir kendini tanıt. Ben yetiştiriyorum. Ben Meral Ergül. Meral ablam burada kendi elleriyle yetiştiriyor bunları. Ne bunlar abla? Bunlar kabak. Doğal kabak. Doğal yetişmiş. Her şeyle doğal. Her şeyle doğal. Bunu yani. Bu ne kabağı? O girit kabağı. Bu girit, sakız kabağı. Sakız kabağı. Sevgili seyircilerim. Gördüğünüz gibi çiçeği burnunda derler. Çiçeği burnunda. Evet çiçeği burnunda. Kabak neye yarıyor? Neye yarıyor? Ağrılarımıza, her şeyimize. Her şeye yarıyor. Her en önemli en özelliği. En önemlisi özelliği de kilo vermek. Ama ben çok bravo. Çok kiloluyum ama. Ama ben şimdi sana bir güzel bir ürünümü hediye edeceğim. Evet. Şimdi arabadan alıp geleceğiz sana. Tamam, göreceksin zayıflatacağım seni. Şimdi ablamın bu kabakların özelliğini söyleyelim. Bağırsaklarınız güzel çalışsın istiyorsanız, evet. Dediği gibi tok tutsun, her türlü vitaminler olsun istiyorsanız muhakkak kabak yemeniz lazım. Kabak bir harika, hele böyle çiçeği burnundakini bulursanız bir nimet olduğunu unutmayacaksınız can kardeşlerim. Bu da çiçeği. Evet, bu da kabağın çiçeği sevgili seyirciler. Bu da dolması olur. Bu da çok şahane. Güzel. Açalım dur. Açalım. Bu da görüyorsunuz evet. Kabak çiçeğinin içi şöyle dolmasını yapıyorlar. Harika. Hani kabak çiçeği Ege'nin en güzel. Açmışın derler ya aynen. Ondan. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Bu ne? O bezelye. Bezelye. Sevgili seyircilerim, demir almak istiyorsanız, demir vitamini olsun istiyorsanız, bağırsaklarım güzel çalışsın istiyorsanız, sebzeniz olsun istiyorsanız, işte size en güzel bezelye. Bezelye de görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde, içi dolu dolu.
Bunlar hepsi ablamın kendi tarlalarından, evet, kendi şeylerinden görüyorsunuz hepsini. Bu şekilde. Tabii isteyenlere böyle temizleyip de veriyor. Buyurun gelin diyoruz. Evet, size çok güzel bir şey daha sunacağım. Bu neydi? Bakla. O baklamız. Baklanın özelliği ne sevgili kardeşlerim? Bilhassa ellerimde hafif titreme başladı diyenler her gün... Ay bende var hocamım. Dur hemen anlatayım o zaman sana. Altı tane baklayı haşlayacaksın. Evet. İki tanesini sabah, iki tanesini öğlen, iki tanesini akşam yiyeceksin, suyunu da içeceksin. Bol bol da el hareketleri yapacaksın. Elin titremesinden rahatlama olduğunu göreceksin. Evet sevgili seyircilerim, bu da ne? Bu ne güzellikle? Evet. İşte bu yavrusu, evet, bu da babası. Aynen öyle. Evet, gördüğünüz gibi çiçeğini de açmış. Bu da kendi tarlamızda. Enginar. Enginarın en kıymetli yerlerinden biri de şu yaprakları kardeşlerim. Bunun çayını içiniz, kurutup bunun çayını içiniz. Karaciğer dostu. Karaciğer dostu. Kolesterolünüzü, şekerinizi düşüren inanılmaz bir nimet ama en önemli özelliği karaciğeri temizliyor. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Yüce Rabbim her şeyi bize vermiş ama yeter ki yerini bulup bunları almamız lazım. Aynen. Evet. Zayıflamak istiyorum diyor musunuz? Evet. O zaman bunları haşlayın, suyunu bol bol için. İnanılmaz bir şekilde vücudunuzdan ödem atacak. Dolayısıyla hem kilo vereceksiniz hem de ayaklarınızda, bacaklarınızda olan şişkinliği giderecek. Bu da lahana varmış. Evet, ablamın her şeyine imza atıyoruz altına. Çünkü kendi elleriyle yetiştirir. Evet, kendi diyoruz. Böyle yetiştiricileri ellerini öpmemiz lazım. Eğer bunları yetiştirmeseler, paran da olsa, pul da olsa açsınız. O zaman bu ablalarıma iyi davranın. Şimdi geldik Ankara'mızda. Burası neresi anne? Sincan. Sincan'ın da Plevne Mahallesi'nde. Kosova Sokak. Kosova Sokağı geldik. Çok İsim neydi ana? İtibar Cengiz. İtibar. Çok itibarlı mısın? Hı hı. Yok, ne güzel maşallah. Annemin belinde sıkıntılar varmış. Biz de getirdik aletimizi. Komple bir değişim yapalım dedik. Çıkma. Çıkmadan bu da biraz arızalı ama biraz tamir edip takacağız artık. Beni korkutuyorlar hep. Korkuyorum. Ana. Organ bağışlamışlar anne, bu rahmetlinin. İsmini söyleyemeyeceğiz rahmetlinin, yasak. Yasak mı? Yasak. İsmini söyleyemeyeceğiz ama bir ruhuna bir Fatiha okuyalım. Okuyalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hacı emmi. Buyur. Niye ablama iyi bakmadın? Vallahi o bana baktı, ben ona bakamadım. O sana bakmış. Heh. Abim de koa hastalığı geçirmiş, fırıncıymış. Cigara da içiyormuş. Kızmıyor muydun İtibar abla? Niye cigara içiyorsun diye kızmıyor muydun? Çok kızdım da beni saymadı. Saymadı? İçti. İşte sen Yüce Rabbim de dedi ki sen beni say. Sen benim dedi kulumun, o hanımını sana nasip ettim dedi. Güzel, hı-hı, melek gibi hanım verdim. Onun sözünü tutmazsan dedi al sana ceza dedi. Gelin doktorlara götürdü. Hı. Ben de evde tarhana çorbasını yaptım, bardakla içirdim. Ne buldunsa yaptı yani. Sen aynı olsan aynısını yapmaz sana. Bu yapmaz. Evet, yapmaz. İade ve değişim için yapmaz. Başka bir şey. Bunun yani hiçbir şeye yakışmaz. 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 Yakışmadan değil. Allah abi, hayırlı abi, evlat versin yavrum. Allah'tan korkan versin. Elhamdülillah rahatım. Gelinim de iyi, oğlum de iyi, torunlarım de iyi, kızlarım de iyi. Çok şükür baş, Allah'a. Yoksa para pul hep boş. Vallahi boş. Şimdi anlat bakalım neren kötü? Benim bacaklarım. Şu iki bacağım. Gittim şuracık sağlamdı, şu an gittim doktora. Doktor dedi platin de hamam dedi. Niye dedim, altındaki kemer güvenme içi erimiş dedi. Hmm. Bacağıma hiç yürüyemiyorum. Hmm. Belime gittim, belime de dedi ki iki tane fıtık var dedi. Belin kemiği üst üstüne gelmişti bu kadar dedi. Oraya da kireçlem olmuş teyze. Ameliyatsız kızım dedi. Onu da kaç yaşındasın yavrum ben bilmiyorum 74 mi 75 mi dedim. Ben seni ameliyat etmeyeyim dedim. Sizden de ondan Allah razı olsun. Ameliyatlı gösterdi, bana bir hap verdi. Ondan azıcık belim doğruldu yavrum. Tamam. Şimdi anamı bakalım bismillahirrahmanirrahim. Belin neresi ağrıyor senin? Belim ağrıyor şuram. Hocam. Yelen bir tutar. Yelen. Bel kemiği böyle T gibi olmuş. Tut ana. Şöyle bir kol. Tut göstereceğim bak. Bel kemiği senin böyle olmuş anne. Böyle durması lazım ya. Evet. Seninki böyle olmuş. Ha işte doktor da dedi öyle. Burada sinirle sıkışıyor. Bacağından böyle ağrılar geliyor şimdi. Tamam. Ona bakacağız şimdi. Şunu bir kenara alalım. Bir de dizine bakacağız ana şimdi şöyle. Şuraya koyayım mı? Koy ana. Söyle de olur lan. Hacım sen tut. Annem konuşurken anneme tutacaksın. Evet, tamam.
Peki senin hiç ilaçların var mı anne? Kremim var. Başka krem şey kullanıyorum. Krem kullanıyorum. Tamam, annemin kremini, diğer tansiyon ilaçlarını falan getir bakayım bana bir. Oynat. Çok kötü. Takır tukur ediyor. Bunu yap. Evet, sağ dizde inanılmaz şekilde kireçlenme var. Kemikler birbirine sürtüyor. Bir de ayağa bir kalk bakayım ana. Bismillahirrahmanirrahim. Dik dur. Bak bacaklar eğilmiş ana, görüyor musun? Şimdi otur bakalım, sana bir güzel bir tedavi yapacağız. Şimdi akıp makinamızı bir açalım. Akıp otur makinamızı getirelim. Bunu bir patates lapası yapalım bizden şimdi. Şimdi? Ha. Hemen şöyle şey yap. İki tane şöyle otu koy patatesi. Haşlayayım mı? Hemen haşla, hızlıca haşla. Şöyle kapatacağın üstünü, şöyle bir saat, yarım saat duracak bu. Tamam. Bittikten sonra buraya telefon numaralarını da yazdık. Bu numaralardan bu ilaçları ya birisi gitsin istetebilirsiniz. Babaya da yazdım, bak buraya yazdım. İtibar anne, bu da Yaşar babaya. Tamam. Tamam. Bunların vücuttan dengeleyici şey. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, nereye geldik? Bizim çok eski dostumuz Mehmet kardeşimizin hocam, yerine hoş geldiniz. Geldik. Hoş bulduk. Ayağınıza Mehmet'im. Sağlık. Hocam zaten burada ben ne yapıyorsam siz her zaman onaylamışsınız televizyon programlarına dair. Aynen. Şimdi bu kemik suyumuz 4 saat boyunca kaynamış. İlikli kemikleri dana alıyor. Kemiği, dana kemiği, kuzu kemiği, kuzu kellesi, kuzu ayağı beraber 4 saat boyunca kaynamış ve bu şekilde çorba haline gelmiş ve kuzunun ayağını bu şekilde kellenin etlerini bu şekilde buna suyunu döküyoruz. Sumak biberle sarımsağını ve çorba haline getiriyoruz hocam. Sevgili seyircilerim, şimdi biz burada esas sağlık kısmını söyleyelim. Nedir bu? Can kardeşler, canım kardeşler, kolajen diyoruz. İşte size en has kolajenin daniskası. Bunda ne var? D vitamini var. Evet. Çok ısrar ettim, D vitamini var. B12 var. Çok önemli sağlığımız açısından. Ama en önemlisi vücudumuzun sağlıklı mikropları, yani probiyotikler var kardeşler, probiyotikler var. Nezle grip oluyorsanız buyurun bundan için. Kansere karşı korumak istiyorsanız bundan için. Vücudum güçlü olsun, hasta olmayayım diyorsanız bundan için. Mehmet, en son ne zaman hastalandın oğlum? Hocam, düneyin boğaz ağrısından, dün de evvelsin gittim doktora. Bana bir gargara verdi, bir de antibiyotik verdi. Ben antibiyotimi içmedim. Bu çorbadan ayak paçayla karışık bu şekilde içtim. Bunları koydum. Bak gördün, şu anda mi? Çok iyiyim. Bunu koydum. İsotumu koydum. Sabah bitti. İçtim hatta. Bunu içtim. Ondan şu anda da gayet sağlıklıyım. Çünkü en doğal... Ve bu şekilde suyumu döktüm. Limonumu, rokamı yanında yedim. En doğal antibiyotik sarımsak. En doğal isot. Kanser önleyici, vücudun direnci kuvvetlendi. Ve buna limonu sıktım mı her şey gerçekten efsane olmaz, bir çorba olmaz. Oluyor. Limon da sıkılabilir, şöyle, sirke de konulabilir. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Şöyle ama yapalım, biz sağlık yapalım. Açısından diyoruz ki probiyotik. Vücudunuzun direncini kuvvetlendirme açısından ne diyoruz? Probiyotik. Bir kaşık ver abi. D vitamini açısından ne diyoruz? Kelle paça. Ayak kollajen paça. Açısından ne diyoruz? Ayak paça, kelle paça. Eklem sağlığı açısından ne diyoruz? Kelle paça.
İşte görüyorsunuz bu mucizeyi sakın kaçırmayın diyoruz. Mehmet kardeşim de biliyorsunuz kendinize içecek. Şimdi bunları dönelim Mehmet'im. Evet hocam. Şimdi bu şırdandır. Bu daha yarım pişmiş. Ben pişmişini istiyorsan şöyle tamam. Kamera yetişiyorsa. Bu ne? Maşayı bana verir misin abi? Bu şırdanımız. Kuzunun midesi oluyor. Kuzunun midesi. Evet. Eskide peynir mayası. Gerçi siz özetlerseniz daha iyi olur. Şimdi peynirin ana maddesi şırdandan yapılan maddedir. Esas ana maddesi. Hakiki peynir. Şimdi biraz kimyasallar çıktı ama gene de iyi peynirciler bunun suyundan yaparlar. Yani evet. Mide suyundan yaparlar. Bunu eskide annem kuruturdu, şişenin içine koyup suyunu damlatırdı hocam. Ben hatırlıyorum. Bravo, harika. 85 bir şey. Yılında, 84 yılında doğru, bunu doğru. O şekilde peynir doğru. Yapardık. Evet, şırdan. İçine pirinç koyuyoruz, şırdan dolması budur. Bu da gerçekten çok faydalıdır hocam. Doğru. Hocamız... Aynı sistem ama hepsinde D vitamini, B12 ve kolajen ve probiyotik. Bunu unutmayacaksınız. Bir gıda düşünün ki hepsi bir arada işte bu sakatatlar. Lütfen sakatatları seviniz, çocuklarınıza da sevdiriniz. Fırsat buldukça da bu çorbaları içiniz. Onun için diyoruz sakatatlı hayat, sağlıklı hayat diyoruz. Sağlık evet. İstiyorsanız sakatatı tüketelim. Onu... Bir de mumbar var hocam. Evet. Bu da kuzunun bağırsaklarından yapılıyor. Mumbar dolmamız. Bu da kuzunun mumbar. Bağırsaklarından. Böyle yiyebiliyorsunuz. Sucuk yapılabiliyor. Ve ben size bir şey daha söyleyeyim. Ameliyatta bunlardan iplik yapılıyor. İplik bağırsakları dikinle. Bağırsaklardan katküt denen. Yani bağırsakların mucize. Allah'ın mucizesi. Kardeşim gibiler sayesinde de bunların güzel sağlık açısından da beslenmesini görüyorsunuz. Türkiye'de sakatatı sevdiren adam diyebiliriz. Eyvallah, kendisine. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Doğru. Bizim için doktorlarımız çok önemlidir. Ben konuştuğum zaman doktorların konuşunu anlatıyorum. Tabii doğru. Ki biz onlar gibi bilmeyiz. Çok teşekkür estağfurullah, ederim. Estağfurullah. Ellerine kollarına sağlık diyoruz. Hocam bu hadi. Da kelledir. Kelleyi de anlatalım. Oo. Normalde bir kelle de biliyorsunuz göz yağı. Ben istiyorsa bir kelle burada parçalayayım. Hadi çıkar. Ha, bir de şu gözünün yağını iyi mi göster evet. Bize bir. Şöyle açıyoruz. Of. Şurada yanak var. Yanak eti evet, en yumuşak evet, etlerden evet. Dil var. Dil var. Bunlar dil hepsi var. Çorbaya giriyor. Şurada hocam göz var. Gör ya gözünün yağını. Gözün yağını yiyeyim. Göster gözünün yağını. Gözünün yağını hocam. Sevgili kardeşlerim işte şurası gözünün yağı. Siyahını çıkarıyorsun evet. Siyahı yayılmıyor. Gördüğünüz gibi burada. Mükemmel bir şekilde. Mükemmel bir göz şekilde. Göz sağlığı açısından da faydalı. İçindeki vitaminlerinden minerallerin altına imza atıyorum. Harika bir lezzettir. Lütfen sakatatı seviniz ve sevdiriniz. Şimdi Mehmet kardeşimizle beraber bu mükellef güzel sofrayı kurdu bize. Ama bu sofra değil, sağlık. Sağlık sofrası bu. Neden sağlık sofrası? Şimdi başlıyoruz. Mehmet'im bu ne? Hocam bu 40 kat. Son mide diyoruz. Yani koyunun son midesindeki olan kısmına 40 kat deniyor. Bunu ve almışlar. Bu tersini çevirmiş. Tersini bu. Çevirerek. Evet. Tersini çevirerek. Tertemizliği kalmış. Önce. İçine dolma doldurulup şey yapıyor. Evet, yalnız bu temizlemede bir sistem bahsediyor. Kostikle temizliyorlar hocam diyor. Öyle olmayacak diyor. Nasıl temizlenecek? Kostikle değil. Hayvan kesilden benim ezberhalede mesela yerim var. Fabrikam var orada. Kesildiği gibi hayvanda kesildiği gibi orada test gönderip iki kere su tutuyoruz. Sonra geliyor bizim burada havuz var. Havuzun içine atıyoruz. Çıkarıyoruz. Bir kaynatma yapıyoruz. 10 dakika kaynattım, et kendini biraz çektim, soğuk suya vuruyoruz. Çıkarıyoruz, ondan sonra bıçağın tersini bir vuruyorlar, tertemiz. Bir daha sıcak su, soğuk su, ondan sonra işlem. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne olursunuz böyle temizlenmiş. Orijinallık yani. Bakın bu da püf noktası. Evet, bu da püf. Bu da mumbar dolması, mumbar. Mumbar görüyorsunuz. Mumbarı. Peki bu mumbarlarda pirinç mi kullanıyoruz? Malatya yöresine göre bulgur kullanıyorlar. Ha? Normalde Malatya orası, bazen Doğu'nun bazen bölge Adıyaman da bazen kullanıyor. Ama Mardin, Diyarbakır pirinç kullanıyor. Bulguru da tavsiye ederiz, pirinci de tavsiye ederiz ama sanki bulgur bir kademe daha iyi gibi. Evet geldik. Gibi. Ama çoğunlukla pirinç kullanıyor hocam. Geldik. Bu da kelle, kuzunun kellesi. Kelle de biliyorsunuz şöyle kelleyi de ayıklamışım hocam bir tane. Evet. Burada dil var, yanak var, beyin var, göz yağı var. Buna çürük diyoruz mesela. Çürük yanak etine çürük yanak diyoruz. Etine yani. Çürük bu da beyin. Edin. Normalde sadece beyin oluyor. Beyni de evet. Kaynattığınızda beyin kavurması da çok faydalı. Beyinde fosfor denen bir madde var. Fosfor çocuklarınızın zekasının gelişmesine çok önemli. Yani çocuklarınıza beyni sevdiriniz. Beynin çorbasını yapınız. Beynin kendisini yapınız. Yemiyorsa bulamaç haline getiriniz. Yemeklerini katıveriniz. Köfte yapınız.
Ya da kardeşim beyni, yaptığı gibi beyni kavurarak vermiş. Beyni kavurarak. Ben bu kaptım. Da şırdan dolmamız. Bu da şırdan gerçekten dolmamız. Çok meşhurdur. Mehmet kardeşim meşhur eden kısımlardan evet. biridir. Bu da kuzunun midesidir. Kuzunun midesi. İçine bunu da ters döndürüyoruz hocam. Bu da yapraklar biliyorsunuz. Şu yapraklar çok önemlidir. Bu yani ot sindiren şeymiş. Evet. Şimdi onu ne yapıyor bunlar? Onu sizden duymuşum yanlış olmasın doğru, hocam. Doğru. Böyle böyle yaptık. Onu ben hocamdan duydum bilmiyordum. Otları parçalıyor ve o şey işte, yapıyor. Aynen. Yani normalde bıçak yerine geçiyor mideden. Aynen öyle. Aynen. Mideden parçalıyor, geçiyor. İyice... Bu da devamı bağırsağıdır zaten. Bağırsağı. Buradan da işkembeye bağlanıyor. Burası da 12 parmak evet, bağırsağı alıyor. Evet, evet. Devam ediyor. Bak işkembeden bağırsaktan böyle buradan 40 kata geçiyor. Aynen doğru. Doğru. Geldik şimdi çorbamız. İşkembe çorbasıdır bu. Bu da kelle paça hocam. Kelle paça çorbamız. Bu da ayak paça çorbamız. Ayak paça çorbamız. Evet, bunların yanında tabii en önemli şeylerden biri de bunlar. Hocam? Bunlar. Çok önemli. Soğan doğal antibiyotiğimiz olmazsa olmazımız. Sarımsağımız olmazsa olmazımız. Limon C vitamini açısından olmazsa olmamız. Turp, bu yeşillikler roka. Çok önemli. Turp çok önemli. Yani lütfen bunları öyle, yediğiniz, zaman, bunlar yediğiniz zaman da bunların yanında muhakkak tüketin kardeşler. Hadi bakalım bu güzellikleri yemeye başlayalım. Hocam istiyorsan bir burada şey yapmışken bir şırdan yedireyim sana. Hadi bakalım. Şöyle limonu şöyle sığdırıyoruz hocam. Vay 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 vay. Şöyle elimle alıyorum kusura bakma. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Şöyle yani insanlar diyor gerçekten çok güzel bir nimet. Şöyle tamam. Hocam. Ta orasını değil şu ucundan yemeye başlayayım ya. Geriye doğru gideceğiz. Muhteşem oldu. Evet. Hocam, kesinlikle muhteşem. Kardeşimin ellerine kollarına sağlık. İçlerinden başarılar diliyoruz. Mehmet'imi hiç tanımıyorsak 10 senedir kesin tanışıyoruz. Her geçen gün bir adım öteye gitmiştir. Bütün iş yapan kardeşlerimize Mehmet'i örnek gösteriyorum. Çok ellerine kollarına İşimi sağlık. İşimi çok seviyorum. Bir de şöyle bir şey var hocam. Tavsiyelerinizi uyguluyorum. Hocam bunlar da zaten sizin tavsiyeniz. Biz bunları tabii ki yapıyoruz ama siz de bunun bilimini okuduğunuz için ve tavsiye ediyorsanız ne diyoruz? Herkesi bekliyoruz. Hadi afiyet olsun herkese. Pazarda dolaşırken ablamızın yanına geldik. Bizi bir tanıt kendin abla. Adım Nilgün. Hoş geldiniz. Alaçatı pazarında Nilgün ablamızın yanına geldik. Nilgün abla bu ne? Bu Sultani Bamya derler buna. Bu dünyanın en güzel nimetlerinden evet. biri. Bağırsaklarım mide çalışsın dostu. İstiyorsanız, eklemlerim rahatlasın istiyorsanız, belim ağrımasın istiyorsanız hemen hemen her gün yemenizi tavsiye ediyoruz. Evet. Zeytinyağlı çorbasını yapın. Bolca için. Bağırsaklarınız güzel çalışsın. Yemeğini. Bağırsaklarınız probiyotik olsun. Yemeğini yapın. Eklemlerinizi atın. Bir de şöyle bir avucunu alıp 2 bardak suda kaynatın. Haşlayın bunu sonra ezin. Ekleminizi ağrıyan yerine sarın. 4-5 evet. saat dursun. 4-5 saat sonra onu güzelce sıcak suyla yıkayın. Mükemmel bir nimet bamya. Her eve lazım. Sakın ola ki kaçırmayın. Bir de Alaçatı'nın en güzel gıdalarından biri. Acur. Acur. Salatalığın kardeşidir bu. Mükemmeldir. Bağırsaklarınız çalışması açısından, vücudunuzdan ödem atma açısından, idrar yollarındaki iltihabı temizleme açısından acuru herkese tavsiye ediyoruz. Bilhassa kilo vermek isteyenler rendeleyin, yoğurtla karıştırıp ya da limon sıkıp yiyin. Evet. Mükemmel bir şekilde tok tutar, ödem atar ve kilo vermenize yardımcı olur. Aklınızda olsun. Böyle güzel acur buldunuz mu alın. Ablamıza çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyoruz. Görüşürüz can ablam. Allah'a emanet ol. Burası baharat ve bitkilerin müzesi. Niko kardeşim kaç senedir buradasın? 15 yıl oldu. 15 yıldır bu pazardadır. Şimdi buradaki otların özelliğini söyleyelim. Tamamen kendileri toplarlar, kendileri kuruturlar. Her şeylerine kendileri kefildirler. O yüzden evet. özeldir. Evet. Şimdi şu bitkiden bir başlayalım abi. Bu neydi? Bu göz otu veya kırlangıç otu diyorlar. Evet. En büyük özelliği kaynatılıp göze pansuman yapıldığı takdirde göz kızarlıkları, göz hastalıkları, kaşıntı, yaşarma, görme sorunlarıyla ilgili
çok yararlı olan bir bitkidir. Doğrudur. Ve aynı zamanda içilebiliyor da bu bitki pansumanın haricinde. Karaciğer yağlanması, ciltte leke, sivilce ile ilgili çeşitli deri hastalıklarına da iyi gelir. Karaciğeri temizlediğini doğru. Şöyle ne yapıyorsunuz? Yaklaşık bir tutam, şöyle bir tutam sıcak suyun içerisinde. Evet, sıcak suyun içerisinde atıyorsunuz. 1-2 dakika demleniyor. Demleniyor. Süzüyorsunuz. Gözünüzde pansuman yapabilirsiniz, suyunu içebilirsiniz, cildinizi silebilirsiniz. Kırlangıç otu başlı başına bir nimettir. Sakın kaçırmayın. Evet, şurada bir bitki daha var. Bu da yabani mersin. Blueberry diye bütün dünyanın kabul ettiği, evet, gözlere özellikle, evet, kolesterole, şekere, idrar yollarına mükemmel bir nimettir kardeşlerim. Çok iyi gelir. Çayını yapabilirsiniz, haşlayıp suyunu içebilirsiniz. Mükemmel bir şekilde tanelerini de yiyebilirsiniz. Tanesini de yiyebilirsiniz. Aynı zamanda döverek de yoğurdun içine karıştırıp da yiyebiliyorsunuz. Yiyebilirsiniz. Kaçırmayın. Bulduğunuz her yerde bunu alın ama Alaçatı'ya da gelirseniz bana uğrayın. Niko kardeşime kime sorsanız gösterir. Niko kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman hocamı bekliyorum. Gene geleceğiz, gene güzellikler anlatacağız. Çünkü burayı anlatmakla bitiremeyiz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık olsun. Yine bekliyoruz. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, şimdi bir kardeşimiz var, diziyle ilgili bir problem varmış, bize onu anlatacak. Ne oldu dizinize? Hocam ayağımı çarptım, ayağımı çarptıktan sonra dizimde bir şişme oluştu. Ayağın ucunu çarptın. Evet, ayağımın ucunu çarptım. Ucunu çarptın böyle. Evet. Dizimde sonra büyük bir acı hissettim, özellikle yan çarptığın tarafta. Çarptığın anda dizinde aynı anda acı hissettim. Hissettim. Hı. Ertesi gün merdivenlerden inemiyordum. Hı. Şişme oldu. Şişme oldu hocam. Peki, şimdi bakalım ne olmuş. Bir dakika tutar mısınız? Nasıl olduğunu şöyle iskeletle size göstereyim. Şimdi bakınız kardeşlerim. Ayağınızı buradan vurduğunuz anda, buradan böyle vurduğunuzda bakın dize nasıl yük geliyor. Bakın. Dize ters yük geliyor. Bak ayaktan. Çünkü bunlar hepsi bir bütündür, birbirleriyle ilişkidir. Böyle yaptığınızda dizinize acayip yük geliyor. Yani ayağınızın ucunu bile vursanız dizinizde böyle ters yükler oluşabilir sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz gibi burada olduğu gibi böyle bir durum olmuş kardeşimizde. Şimdi onunla ilgili neler yapacağımızı bir bakalım. Şöyle döndürelim zahmet. Örtüleri ver şimdi. Şöyle yapacaksınız. Buraya bastığınızda bakın böyle balona basar gibi oluyorsa böyle yaptığımızda direkt kemiğe gelmiyor. Bir sıvı olduğunu gösteriyor. Zaten şöyle ikisini yan yana bir mukayese yapalım. İki dizi. İki dizi. Şurada bir şişkinlik hali var bakın buna göre. İşte buradan şimdi biz küçük bir iğneyle girip o kirli sıvı dediğimiz diz sıvısını alacağız. İçine kök hücre denilen kendi kanından PRP denilen kendi kanının özüyle pıhtısını ayırıp öz kısmını içine biz diğer PRP'lerden bir değişiklik yapıyoruz. Bir de içine ozon katıyoruz. Küçük bir de ozon da katıp bu şekilde halledeceğiz inşallah. Şimdi o işlemi yapalım. Normal hastanelerin kanalı gibi aldık. Onu da bir kabımızın içine koyduk. İsmini yazdık üstüne. İsmini yazdık, gönderdik. Bakın kanımız bu. Kanın şu pıhtı kısmı şuradaki sarı kısmı. Bakın sarı kısmı. Biz buna işte PRP kısmı diyoruz. Kök hücre kısmı diyoruz. Bir kısmını da biz aldık buraya. Şimdi kullanacağız. Bakın bir kısmını aldık. Buradaki sarı kısmı bu. Bu pıhtı kısmı özel bir sistemde ayrıştırdık. Şimdi burada özellik katliyen karışması diye bir şey olamaz.
ismini yazıyoruz, hastanın ismini yazıyoruz. Daha sonra burada da gene hastamızın ismi yazıyor. Kutunun üstünde ya yani üç yerde kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi bu kanı yapmadan önce dizin içinden bir de sıvı çekimi yapacağız. Onu da yapalım. Şimdi önce bir uyuşturuyoruz o bölgeyi. Hem steri yapıyoruz hem uyuşturuyoruz. Şimdi soğutucu denilen sporcuların kullandığı soğutucudan da sıkıyoruz ki iyice uyusun, orada bir sıkıntı olmasın diye. Haydi bakalım şimdi. Evet, geliyor, bakın şöyle dizin içindeki kirli sıvı diyoruz biz buna. Dizinizin sümüğü bu. Nasıl burnunuzda sümük varsa, fazlası zararlıysa, bu da dizin sümüğü sevgili seyircilerim. Gördüğünüz gibi dizin sümüğü bu. Şimdi bunu boşaltıyoruz. Bu normalde olması lazım mı? Lazım. Fazlası mı zarar? Evet, fazlası zarar. Gördüğünüz gibi şimdi onu güzelce çekiyoruz. Basit bir işlem. Ama steril şartlarda, temiz şartlarda yapılmasına yarar var. Çıkan sıvımız bu. Şimdi bunun yerine biz şimdi taze hücreyi koyuyoruz. Ve içine biraz da ozon koyduk. Tamam, işlemimiz bitti. Şimdi gösterebilirsek yönetmenim, bakın burada sadece ve sadece küçücük bir iğne yeri var. Doğruyu söylemek lazım gelse bu iğne metodu olmadan önce biz bu hastaları buradan açıp yıkama tabir ettiğimiz ameliyata alırdık. Ama şimdi görüyorsunuz ki böyle basitçecik bir şekilde halledebiliyoruz. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi bu basit bir işlem. Hani ben size hep bahsediyorum. Diyorum ya, oturabilirsiniz. Diyorum ya, herhangi bir diz probleminde PRP yapmak lazım ya da kök hücre yapmak lazım. Bu kök hücre niçin kök hücre diyoruz? Şunu ver bir dakika bana. Sizi ilk geliştiren, ilk büyüten maddeler bunun içinde var. O yüzden kök hücre diyoruz. Hangisi kolaysa, birçok hastanelerimiz artık gayet rahat doktor arkadaşlarımız yapabiliyorlar. Benim tavsiyem bir de en az içine ozon katılması. Ozon ne? Oksijen. Onu da kattığım zaman daha çabuk düzelme oluyor. Burada göstermekteki amacımız rahatsızlık vermiyor. Öyle tehlikeli bir işlem değil, zor bir işlem değil. Bir soralım şimdi. Acı duydun mu? Nasıldı? Hiçbir acı duymadım hocam. Ve görüyorsun. Anında bir rahatlama hissettim dizimde. Neden? Çünkü gerginlik vardı. O gerginliği boşalttığımız için hemen anında rahatlama olur. Hemen dizini kıvırmasına, hareketten de rahatlama olur. Ama esas etkiyi şimdi burada o bizim pisliği alıp da yeni hücre koyduğumuz için inanılmaz bir temizlenme olacak. Dizi düzelecek. Güzel bir işlem, basit bir işlem, kolay bir işlem. Yeter ki ehil insanlar da yapsın. Gördüğünüz gibi hastamızda bir sıkıntı da olmuyor, bir şey de olmuyor. İşte bu şekilde kendisine de teşekkür ederim bize elinize bu imkanı verdiği için. Rabbim de şifasını versin, biz de sebep olalım. Hocam sana farklı bir lezzet daha yapayım mı? Evet, ne yapacaksın? Haçapur yapacağım bugün. Haçapur nedir abi? Yani şöyle söyleyeyim hocam. Geleneksel olarak annelerimiz, dedelerimizin, babaannelerimizin yaptığı haçapur. Normalde ince hamurdan katlamalı yaparlardı. Biz yetişemediğimiz için bir gün önceden pizza hazreti çekenlere de aynı zamanda bu şekilde taban hazırlıyoruz. Ve üstüne kendi peynirimiz olan küflü peynirimizi seriyoruz. Üstüne tereyağı, bu şekilde bir lezzet çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu peyniri bir konuşalım. Bu peynirin özelliği çok önemli. Küflü peynir diye geçer, bütün dünyaca önemlidir. Yalnız burada küflü peynirde dikkat edeceğiz, en önemli özellik, bakın böyle gri yeşil olacak, yeşil olacak, gri yeşil olacak. Bunun özelliği, %100 probiyotik özelliği çok fazladır. Yani bağırsaklarımızın faydalı mikropları açısından çok faydalıdır. Bu küfün özelliği doğal antibiyotiktir, antiseptik özelliği vardır. D vitamini açısından çok zengindir, kalsiyum açısından çok zengindir. Bağırsak sağlığı açısından, kemik sağlığı açısından, vücudumuzun hastalıklar koruyucu direnci açısından küflü peynir Allah'ın mucizesidir. Ama küfte dikkat edeceğiniz aynı böyle gri yeşil olacak. Şimdi bakalım
Nasıl yaptı kardeşimiz? Köfte peynirini de harmanlıyoruz. Harmanladık, güzelce yaydık. Şöyle. Şöyle. Verdik. Harika. Şöyle ustamız hamurumuzu tereyağını versin. Ustamız da tereyağını da koyacak. Tam Ardahan'ın güzel tereyağımız da Ardahan'dan geliyor, köyden. Güzel nenelerimizin, annelerimizin yaptığı sütten yapıyoruz. Haydi bakalım şöyle şimdi. Şöyle organik doğal. Sür hocam. Fırınımıza sürüyoruz. Yaklaşık 10 dakika içinde çıkıyor hocam bu lezzetimiz. Bunu o kadar beklemeyeceğiz demek ki. Yaşasın. Hadi bakalım 10 dakika sonra görüşelim sevgili seyirciler. Bekleyen derviş muradına ermiş dedik. Bakalım oldu hazır. Değil mi? Hazır. Çıkaralım usta. Evet. Çıkaralım bakalım. Gel. Gel. Of of of. Hocam bakar mısın? Of 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 of. Dur abi dur. Fotoğrafımızı görelim ya. Şu güzelliği bakar mısın hocam? Adı neydi abi bunun? Haçapur. Haçapur. Evet gördüğünüz gibi güzel hazır. Abi ne yapacaksın ya? Şimdi bunu sunum yapacağım hocam. Aa. Keseceğim size. Güzel bir dilim size ikram edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam dedim. Bize ayetsin sonra. Sonunda bu da oldu. Feridun Kunak haçapurayı kesen adam oldu. Evet. Ben de hocam bu şekilde ben de bir kesik atayım. At abi. Evet sevgili hocam, kardeşlerim. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi. Şuradan kamera. Vay 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 vay. Gördüğünüz gibi harika haçapurumuz hazır. Ağzımız su yaktı ama bunu ikram edemeyeceğim, ağzınız yanar. Evet. Çünkü peynir de kolay kolay soğumaz. İyisi mi bunu oturup çekelim sevgiliz. Evet. Daha ne olsun, yönetmen. Afiyet olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ustam sana da teşekkür ederim. Eyvallah, rica ederiz. Kardeşimize de teşekkür ederiz. Sağlık açısından gazeteni tavsiye ediyoruz. Ama bunu da çok tavsiye ediyoruz. Çünkü içindeki probiyotikler ve doğal antibiyotik özelliğinden dolayı küflü peyniri de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Sincan Plevne Mahallesi'nde abimizle konuşmaya başladık şimdi. Abimizin ayaklarında gördüğünüz gibi bayağı bir ciddi bir sıkıntı var. Şimdi bunu size örnek olsun diye anlatacağız. Bu sıkıntı kaç zaman oldu olalı? 10 sene oldu. 10 sene oldu. Görüyorsunuz renk farklarını. Şuradan itibaren ikisinde de sıkıntı var. Ne olmuş? Buradaki damarlarda problem olmuş. İnsanda 3 tane damar vardır. Bir atar damar, bir toplayan damar, bir de beyaz kan dolaşımı. Şimdi atar damar iyi, geliyor kan. Toplayan damarlarda sıkıntı var, bir de beyaz kanda sıkıntı var. Görüyorsunuz bakın kardeşlerim ne olmuş ayaklar. Ve rengi nasıl mosmor olmuş. Şurada hele şuralarda iyice sıkıntı var. Peki şimdi bunun ana sebebi ne? Vallahi hocam siz biliyorsun, ben bilemem ki. Göbek. Ve vakti zamanda annem söylüyor içtiği sigaralar. Sigara çok içtim şimdi. Ya. Bıraktım ama işten geçti. Şimdi sigarayı bırakalı 1,5 sene oldu. Hemen oldu. Kuş gibiyim. 1,5 seneye kadar içiyor muydun? İçiyordum vallahi, içiyordum. Vallahi Allah'ımıza şükür olsun bugünüze geldik. Çok şükür. Allah el ayağı düşürmesin hocam. Tamam. El kapıdan baktırmasın. Tamam. Rahat oğlum geldi bak. Gel. Korktum. Yaramaz. Şimdi bundan kurtulmanın çaresini gösteriyoruz. Şimdi abi, yok, başım böyle gelecek, kalçam böyle gelecek, ayaklarını buraya koyacaksın. Ters dönüp yatacaksın şöyle. Şimdi ayaklarını şu hareketleri yapmaya başla. Çek bırak. Sevgili seyircilerim görüyorsunuz renklerde hemen düzelmeler oluyor. Bakın hemen açıldı renk. Bu ayak normale geldi hemen. Bu da hemen rahatlıyor. Bakın görüyorsunuz. Deminki o kötü mosmor hali yok. Hacı anne gördün mü? Evet. Şimdi ne yapacağız? Demek ki bu şu göbeği eritirse %100 düzelecek. Gördün? Nasıl zayıflayacağız? Ben şimdi sana zayıflama hareketlerini yapıyorum. Bak şu ayak pembe oldu bak. Hacı emmi. Doğru. İyi. Gözümüz aydın bu topa. Düzeldi bile ayak kısmı. Evet. Şurası düzeldi. Şurası iyi. Ben her gün abi yatağı dışarıda yatıyorum. Ayağı da duvara şöyle kaldırıyorum. 25 dakika duruyor. Tamam. Otur. Durmayacak. Bir de çekip bırakacak.
Gel şimdi otur, sana kilo verdiğince hareketler göstereyim. Otur. Kalk otur şimdi buraya. Sen namazı nasıl kılıyorsun şimdi? Sandalyede de kılıyorum. Kılmayacaksın. Nasıl kılacağını göstermiyorum. Katliyen namazı sandalyede kılmayacaksın. Anne şahit ol. Sen de. İkiniz de. Ben yerde kılarım. Aferin. Oturarak kılıyorum. Oturmayacaksınız. İkiniz de oturmayacaksınız. Nasıl kılacağınızı gösteriyorum. İyi dinleyin. Böyle duracaksınız. Ama burada çok ağrı yapıyor. Olsun. Bir gün ağrıyacak, iki gün ağrıyacak. Bir süre sonra alışacak ona. Evet. Sen o, otur dinle. Allah'a emanet. Selam. Doğru, haklısın. Bak böyle yapacaksın. Kalkarken de bak böyle. Ne oldu? Bunlar antrenman da yaptırmış oldun aynı zamanda. Evet. Evet. Öğlen 10 sefer. İkindi 8 sefer. Ne oldu? Her seferinde egzersiz yapmış oldun. Evet. Doğru. Bir daha söylüyorum. Sen bunu yapabilecek bir durumdasın. Böyle yapacağım bak, böyle tutacaksın, duracaksın, tamam, sonra böyle duracaksın bak. Ha baktın gördün, biraz iyi bırakacaksın. İyiyse bırakacaksın, iyi değilse böyle duracaksın. Bir yap bakayım hadi. Yapamam. Ya ne yapamam, daha başlamadan yapamam diyorsun ya. Ha. Şöyle. Ha. Ha. Oturma, oturma. İşte bu. Yaptın mı? Yapıyor da ağrıyor. Kalk bak, ha, git. Daha bismillah, daha birinci de hemen ağrıyor. Kalkayım mı? Kalk. Yarım at çocuk gibi. Aynen böyle kılacaksın namazı işte. Oh. Duydun mu? Tamam. Bu sana sporda olacak, dizlerinde de faydası olacak. Beyin diyor ki böyle yaparsa bunu diyor iyileştirmemiz lazım, dizini belini. Çünkü bunu diyor işi var, namaz kılıyor. Öbür türlü diyor ki sahibim çaresini buldu. Ot diyor böyle oturuyor. Selamünaleyküm. Uğraşmayın diyor. O istemiyor diyor. Buralara git, tedavi yapmamıza gerek yok. Sahibin çaresini buldu. Bunda diyor ki çare bulmamız lazım diyor. Bir şey yapıyor. Bunu yapamıyor adamcağız diyor. Onu iyileştirelim diyor. Bu şey olan yerine, dizlerini koyacağın yere güzel bir sünger koysun. Sert yeri olmayacak. Heh, şöyle güzel sünger koyacak. Şöyle güzel sünger olacak dizlerin olduğu yere. Bak. Böyle bak. Bak bunlara. Böyle yaptı. Ondan sonra böyle duracak bak. Duydun mu Ecem'i? Biraz daha geniş sünger alırsın şöyle. Ha, ha baktın biraz iyi, şöyle bırakacaksın. İyi değil, böyle duracaksın. Duydun mu? Bak gör o zaman her şeyini. Şimdi buna diyor ki ben aman diyor bir çare bulalım. Bu adamcağız çok uğraşıyor diyor. Gel oturalım. Evet sevgili seyircilerim, şimdi kilo verdirmemiz lazım. Bu göbeğe eritici jimnastik hareketler gösteriyorum. Abi ikisini çek şöyle. Harikasın. Ha. 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 Bak şimdi Hacı Emme. Şimdi bu hareketleri yapacağız bak. Yap. Ben, yap. Şafak ben bir telefonumda bunu dinledim de yapıyorum ben. Bak nasıl ayaklar toparlamaya başlıyor böyle yapınca. Kızıştı. İşte kan gelmeye başladı, can gelmeye başladı. Şimdi yalnız bu hareketleri 100 en az 500 tane yapmaya çalışacaksın. Tesbih alacaksın bak böyle. Allah, 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 Allah. Bir 100 devirdin mi? Biraz dinleneceksin. Ondan sonra bak. Bismillah, 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 Bismillah. Bir 100 de böyle yapacaksın. Ondan bir 100 de böyle yapacaksın. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ondan Hacem mi gel. Elini ensene al. Öne doğru eğil şimdi. Geriye. Öne. Geriye. Öne. Geriye. Öne. Geriye. Hacem mi bak şimdi. Bir sağa dön. Bir sola dön. Bir sağa dön. Bir sola dön. Bunları da hep 500'er tane yapacaksın. Parça parça. Aynı anda değil. Tamam. Kızlar bana bir kağıt kalem getirin.
Neredeyiz? Sivrisar'dayız. Sivrisar Belediye'mizin açtığı çok güzel bir yerdeyiz. Neresi burası? Sivrisar'da Kilim Müzesi'ndesiniz şu an. Türkiye'de ilk ve tek uygulamalı kilim müzesindesiniz aslında şu anda. Şimdi uygulamaları görelim yavaş yavaş o zaman. Bakalım neler yapıyormuş. Merhaba, kolay Merhaba, gelsin. Merhaba, buyurun. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Ne zamandır beri yapıyorsunuz böyle? Ben bir sene oldum. Maşallah. Bu ne şimdi? Çanta yapıyoruz. Ha. Peki bunun motiflerinde bir anlamı var mı? Aynalı. Aynalı. Bu aynalıymış. Evet. Evet, kök boyalardan aynalı çanta yapacakmışız. Hadi bakalım geçelim. Abla sen ne yapıyorsun? Ben de klento örüyorum. Klento örüyorsun. Evet. Peki senin motiflerin bir anlamı var mı? Akrep. 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 Hadi bakalım. Gelelim bu kardeşimize. Sen ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Benimki de çanta olacak. Benimki de aynaya benziyor. Bu biraz yeni modellerden. Modernize Eski model değil. Evet. Evet. Tamam. Harikasın. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sizleri Sağ kutluyorum. Evet. Bu ablalarıma bakalım. Bu ablam biraz daha büyük yapmış. Evet. Bu yolluk mu olacak yolluk abla? Yolluk olacak. Yolluk olacak. Ne? Bu motiflerde bir şeyler diyorlar mı? Bu da aynalı. Bu da mı aynalı? Bu da aynalı. Hani böyle eli böğründe bilmem ne falan diye motifler var. Var mı evet, bundan? Bunda yok. Bunda yok. Evet. Peki. Bir tanesini kaç günde yaparsın? Vallahi gelişime bağlı. Gelirsem bir hafta falan da yaparım. Maşallah. Ellerine kollarına sağlık ablam. Evet, bunlar sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi tamamen %100 yünlerden ve kök boyalı ipliklerimiz hazır. Burada kullanılıyor. Burada da o kilimlerimizin motifleri var. Burada görelim mesela. Zeynep hocamız, hocamız diyoruz çünkü burada bu kilimleri usta öğreticisi kendisi. Aynı zamanda devlet sanatçısı. Evet. Doğru mu Zeynep Hanım? Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıyım. Maşallah, maşallah. Burada arkadaşlara hem kilim dokumayı öğretiyoruz hem sergiliyoruz. Bu ne şimdi? Bu beş bacalı kilimimiz. Sivrisar'ın en değerli, en önemli kilimlerimden bir tanesidir. Bu şey coğrafi işaretini coğrafi almış değil mi? Sivrisar kilimi olarak coğrafi işaretlemesini aldığımız bir kilim. Beş bacalı kilim. Bu da işte efsanesi olan bir kilim. Sivrisar Kalesi'nin planını anlatan bir kilim aslında. İşte Selçuklu Bizans zamanında Sivrisar Kalesi Bizans'ın elindeyken Türkler alamıyor. İşte komutanlar da bir plan yapıyor nasıl alırız diye. Dokuma bilen bir genç kızı bilerek gönüllü olarak işte şifreler öğretilerek kaleye esir düşürüyorlar. Kız kaleye giriyor ama kalenin bütün planını kilime dokuyor. Onu kaleden atıp Türklere ulaştırdıktan sonra işte şifreler çözülerek kale fethediliyor. Bizim için en değerli kilimlerimizden bir tanesidir. Evet, gördüğünüz gibi Türkler ne kadar akıllı görüyor musunuz sevgili seyirciler? Şöyle, bu aslında şu anda tersinden görünüyor yarım olduğu için. Diğer katın tamamını gösterebiliriz. Bakın bunlar Sivrisar kayaları. İşte bunlar kalenin önündeki grup askerler. Burası kalenin kapısı. Bacalar, surlar, işte surlardaki nöbetçiler, bacalardaki nöbetçiler. Şunlar mesela komutanlar. Bunlar esirler. Şu anahtar, bütün bacalarda o şekilde anahtar var. Son beşinci bacada bütün kalenin anahtarı. İşte renkler koyulaştıkça oradaki askerlerin rütbeli asker olduğu. Mesela şu keçi izi orada hayvancılığın olduğu. Bu orada sivil halkın olduğu. Bunlar gizli geçitlerin olduğu. Hepsini şifreli bir şekilde kilime dökmüş. Bu sayede de kalife edildiği için bizim en değerli kilimlerimizden bir tanesidir. Evet. Şimdi biraz sonra da bunun böyle büyük halini, bitmiş halini göreceğiz. Hadi bakalım çıkalım Anadolu. Müzenin çok eski, kaç senelik bunlar 150-200 yıllık kilimler hep yerel 150, halktan toparladığımız 150, kilimlerimiz. 150-200 yıllık yerel halktan toplanmış kilimlerimizi burada sergiliyoruz. Burası bir müze, yabancı misafirlerimiz gelmiş. Evet. Polonya'dan, Slovakya'dan gelmişler. Buradaki kilimlerimizi ziyaret ediyorlar, görüyorlar, baktılar. Siz de bu kilimlere ulaşmak istiyorsanız müzenin girişinde satış yeri varmış. Oradan bu kilimleri birinci elden alabiliyorsunuz sevgili seyircilerim. Her kilimin bir hikayesi var, her motifin bir anlamı var, her rengin bir anlamı var. Bunlar eskiler aslında onlara bakarak yapıyorlarmış. Her evde bir
mutlaka kilim tezgahı olurmuş. İşte gelinler konuşamadığı için her şeyi motifle kilime dökerlermiş. Hani kızdığı bir şeyi o motife döküyor. Aslında gizli bir mesaj veriyor karşıdakine. O da onu anlıyor. Babamdan dolayı bana kızmış. O da ona bir motif yapıyor. Aslında hani gizli bir mesajlaşmayla birbirlerini yani çok güzel anlıyorlarmış. Yani mektuplaşma gibi neredeyse yani. Evet. Bizde de Sivrisar'da da mesela bizim kültürümüzde de her evde 3-4 tane işte maddi durumuna göre 3-4 tane mutlaka kilim olurdu. Çünkü bizde kilim cenazeler kilime sarılırdı. O kilim mezarlıktan doğru camiye gider serilip bir daha eve gelmezdi. Camiye gidenin yerine eksilenin yerine hemen yenisi dokutturulurdu. Onun için hani sürekli bir kilim dokumacılığı vardı. Ama şimdi işte cenazeler battaniyeye, camiler halıya döndükten sonra kilim dokumacılığı kalmadı. Sürekli biz tedbirli insanlarız. Hani evimizde mutlaka yedekleri bulunur. Her gelin kızı çeyizine mutlaka işte ailenin durumuna göre 2-3 tane yastıktır, kirlenttir, kilimdir mutlaka verilirdi. Ama artık işte kalmadı çok fazla. Biz burada canlandırmayı yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Asıl amacımız da buydu zaten. Buraya gelip de dokuyan kardeşlerimize de teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi gezmeye devam edelim. Evet, aşağıda hikayesini dinlediğimiz beş bacalı kilim. Beş bacalı kilimimizin bitmiş tamamı da burada görüntü olarak. Orada anlattığımız yarım haliydi. Bitmişi de bu şekilde. Bu komutanların olduğu yer. Evet, komutanlar, işte esirler, anahtarlar, işte muhafızlar. Dediğim gibi renkler koyulaştıkça oradaki askerlerin rütbeli asker olduğu, hepsi şifreli bir şekilde aslında kilim. Tamamen geride baktığınız zaman kalenin planı. Harika bir şekilde. Evet, Türk'ün aklı işte böyle güzelce Sivrisar kalemizde Türklerin eline geçmesini sağlamış. Haydi bakalım başka güzelliklere devam ediyoruz. Yandım ama yar yara.
ya memleket gezdim aman aman misketten güzelim. Hoppa! Beynim attım duvarda, bir yan sevdim duvarda. Kız ben seni alırım, süt olun doğrudan. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket ufaklar. Elisinde kurusun, seni öpen dudaklar. Bravo! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.